AK Parti Yalı, Kavak ve Gümüşlük belde teşkilat binalarının açılışları düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla açılışı gerçekleştirilen teşkilat binalarının açılışına AK Parti yönetimi tam kadro katıldı. Açılışa ilçe başkanı Akif Demiröz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Mestan Yayman, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Göltürkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, Bodrum Belediye Başkan aday adayı Murat Naci Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Yalı Kavak beldesindeki açılışta davetlilere aşure ikram edildi. İlçe Başkanı Akif Demiröz yaptığı konuşmada şunları söyledi. İşte, Bodrum'un artık AK Parti ile buluşması gerek. Türkiye'de yaptığı icraat ve yatırımlarla çığır açan ve AK Parti belediyelerinin hizmet ve yatırım atağının Bodrum'a uygulanması ve yapılması için inşallah 135 gün sonra istediğimiz hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu amaçta hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bodrum'a hastane, liman ve yol lazım. İnşallah AK Parti belediyeciliğinde bunları kazandırıp Bodrum'a hizmeti getireceğiz dedi. Abi buyur. O sa menadı. Buyur çay. Hayır. Hayır. Kesilen kurdelenin ardından Belde Binası'nda konuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Esnaf ziyaretinin ardından tüm kadro Gümüşlük Belde Teşkilatına hareket edildi. Gümüşlük Belde Teşkilat Binası'nın açılışından önce bir konuşma yapan Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, ilk günden bugüne kadar hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti. Herkes siyaset yapamaz ve özellikle herkes belediye başkanlığı yapamaz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Siyasette gelgitler oluyor. Bunu sizler biliyorsunuz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Herkes de bilsin. Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan AK Parti hükümetini ve çalışmalarını görünce tereddütsüz bu saflara katıldım. Başbakan belediyecilikten gelen bir lider. Türkiye'de belediyecilik anlamında AK Parti hizmet aşkı tüm Türkiye'yi sarmış, tek bir amaç uğrunda hizmet etmektedir. O da milletin sevgisi ve hizmet aşkı sevdası. AK Parti Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla lider ülkeler arasında yerini almıştır dedi. Mehmet Tire konuşmasına daha sonra şöyle devam etti. Bazı endişeler var bu bölgede. Önyargılı davranıp gözünün önüne peçe tıkayıp görmeyenler var. Buradan sesleniyorum. Bu ülkeye şeriat gelmez. Bu ülkede kimse bizim cumhuriyet sevdamızı, Atatürk sevdamızı, bayrak ve vatan sevgimizi kimse elimizden alamaz. Bu böyle biline. Herkes önyargıyı da gözünün önündeki perdeyi de kaldırsın. Gelin Bodrum'u iktidarla buluşturalım. Bodrum'a belediyeciliğin ne demek olduğunu bir kez daha gösterelim. Gümüşlük Belediyesi olarak yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.'' dedi. Açılışlara katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesten Yaymans'a yaptığı konuşmada şunları söyledi. 1987'den beri Bodrum'a geliyorum ama ne yazık ki değişen gelişen bir şey yok. Öncelikle altyapının acilen yapılması gerekli. Özellikle girişlerdeki ana yol ve kavşakların alt geçide bağlanarak şehrin trafiği rahatlamalı. Diğer önemli olan kanalizasyon ve imar planını devreye sokmamız lazım. Yoksa Bodrum layık olduğu yere asla ulaşamayacaktır. Bodrum'un gerek fiziki gerekse coğrafi yapısı göz önüne alındığında AK Parti iktidarıyla buluşturarak sıkıntıları çözerek layık olduğu yere taşıyacağız diyerek Bodrum kazandırmak istediği projelerden bahsetti. Konuşmaların ardından topluca kurdelenin kesilmesiyle Gümüşlük Belde Teşkilatı Binası'nın açılışı yapıldı.